O bayrak. İsmim Özlem Özbek. Güvenlik Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda Eğitim Fakültesinden ayrıldım polis olmak için. Bu mesleği severek yapıyorum. 1999 yılından itibaren Emniyet Teşkilatı'nın değişik birimlerinde görev yaptım. Son 4 yıldır Soma ilçesinde aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğinde aktif olarak çalışmaktayım. 3 çocuk annesiyim. Emniyet Teşkilatı'nın değişik birimlerinde çalıştım, görev yaptım. Yazmak benim hayalimdi, yazar olmak, araştırmak. Hangi konu hakkında yazacağıma odaklanamasam da bu teşkilatın bu biriminde göreve başladığımdan itibaren benim hayalimdi. Bu konudaki birikimlerimi, tecrübelerimi değerlendirmek, insanlarla paylaşmak adına yazmaya karar verdim. Şiddet toplumun kanayan yarası. Buna kayıtsız kalma gibi bir lüksümüz yok. Tecrübe ettiklerimi, müracaatta şahit olduklarımı paylaşmak istedim. Kadınların müracaatlarıyla kendimle empati kurdum. Yaşadıklarımı, tecrübe ettiklerimi önce kağıda aktardım. Daha sonra bunu paylaşmak istedim. Zaten gelen kadınlarımız da bizim hayat hikayelerimizi lütfen yazın, paylaşın. Başkalarına yol göstersin, yaşadıklarımıza şahit olsun insanlar dedikleri için kadınları yazdım. Yaşadıklarını, burada müracaatta şahit olduğumuz olayları, kadınların iç dünyalarını paylaştım, yazdım kitabımda. Şiddet toplumun kanayan yarası, buna kayıtsız kalma gibi bir lüksümüz yok. Elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bu konuyla ilgili Emniyet Teşkilatı olarak da Sessiz Kalma isimli kitabımda tecrübelerimi ve birikimlerimi topladım. Önce kağıda döktüm, daha sonra kitap haline getirdim. Sessiz Kalma isimli kitabım 3 kısımdan oluşuyor. Önce kadını anlattık. Kadının Türk toplumundaki, Anadolu'daki, Osmanlı'daki ve İslamiyet'teki yerini anlattım. Kadının çok önemli ve kıymetli olduğundan bahsettim. Şiddet olgusunu anlattık, şiddetin tarihçesini. Şiddetin türlerini anlattık. Mesela sorduğumuzda insanlar şiddeti sadece fiziksel olarak algılamaktalar. Ancak şiddetin duygusal, cinsel, ekonomik, psikolojik çeşitlerinin de olduğunu kitabımda bahsettim. Bununla ilgili gelen müracaatlara örnek olaylar verdim. Mesela cinsel şiddete maruz kalmış bir kadının yaşadıklarını anlattım. Kitabımızın ikinci kısmında kadın haklarının hangi kanunlarla koruma altına alındığını, kadının şiddet gördüğünde nereye başvuracağını, kadın sığınma evlerinin, KADES'in nasıl bir program olduğunu, belediye danışma merkezlerini, kadın danışma merkezlerini, Cumhuriyet Savcılığı'nın ne iş yaptığını, mahkemelerin, kolluğun ne iş yaptığını, baroların nasıl destek sağladığını, kadın sığınma evlerinde kadınların nasıl destekler aldığını, mesela mesleki eğitimler gördüklerini, ekonomik olarak aldıkları desteği, hukuksal anlamda aldıkları desteklerden bahsettim. Üçüncü kısımda yine kıssadan hisseler, tanınmış ünlü isimlerin şiddet ve kadınla ilgili sözleri, yorumları, uzman bir psikolog görüşleri şiddetle alakalı, bunlardan bahsettim. Üçüncü kısımda yine Türk tarihine ve dünya tarihine iz bırakmış kadınların hayat hikayelerinden bahsettim. Kitabımdaki olayları fazla dramatize etmek istemedim. Çünkü benim yapmak istediğim güçlü kadın profili çizmekti. Kadın şiddete uğradığında ne yapar? Bu kaostan nasıl kurtulur? Nasıl ayakta kalır? Bunu yapmak istedim. Kadınlara bir el kılavuzu olacağı düşüncesindeyim kitabımın. Soma'da çok kadınlar tarafından rağbet gördü kitabım. Burada sizin nezdinizde de Soma'daki kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Sessiz Kalma isimli kitabıma sahip çıktıkları için
kitabıma verdikleri desteklerden dolayı Somalı kadınlara öncelikle teşekkür ediyorum. Bizim müracaatta bulunan kadınların hikayesini kısaca dinlediğimizde burada örnekler verdim. Örneğin fiziksel şiddete maruz kalan Mehtap isimli 29 yaşındaki genç kadının yaşadıklarını anlattım. Mehtap 29 yaşında genç ve fiziki şiddete maruz kalan bir kadın, kıskançlık yüzünden şiddete maruz kalan bir kadın. Yine kıskançlık yüzünden çıkan tartışma sonucu sırtından 16 bıçak darbesiyle yaralanmış, kocasının kendisini öldüreceğini anlayınca evinin ikinci kat balkonundan atlamak zorunda kalmış bir bayan. Vücudunun her yeri kırıklar içerisindeydi. Bir süre yoğun bakım ünitesinde yattı. Aylar sonra hastaneden çıktığında kocası cezaevinde olmasına rağmen Mehtap sosyal yaşantısında gözlük ve şapka ile dolaşan ve attığı adımdan korkan bir kadın olarak yaşamaya devam ediyordu. Bir süre sonra eşi cezaevinden çıktığında bize geldi, yardım istedi. Biz Mehtap'ı kadın sığınma eviyle yaptığımız görüşmeler sonucu onun bu korkusunu ve can güvenliğini korkusunu yenmesi ve can güvenliğini sağlaması için Mehtap isimli kadınımızı yaptığımız görüşmeler ve diyaloglar sonucu kadın sığınma evine yerleştirdik. Sessiz Kalma isimli kitabımızdan sonraki çalışmalarımız da yine devam ediyor. Bu sefer aile ve kadın konulu kitabım için çalışmaya başladım. Aile ortamı ve kadının aile içindeki yeri, önemi, bundan bahsedeceğiz ikinci kitabımızda. Benim kadınlarımızdan istediğim, her zaman güçlü bir şekilde ayakta durmak için mücadele etmekten vazgeçmemeleri, hani şiddete uğradınız ama bundan sonra ne yapabilirim? Şiddetten nasıl kaçınabilirim? Kendimi nasıl koruyabilirim? Haklarını bilmelerini istiyorum. Bu kitapta açık ve net olarak kadınların haklarından bahsettim. Benim kadınlardan isteğim o mücadeleyi bırakmamak, ayakta kalmaya devam etmek ve şunu istiyorum, kanunlarda haklarını okuyarak bilsinler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadınlarımızın yanında, emniyet teşkilatı kadınlarımızın yanında emniyete gelmekten, müracaatta bulunmaktan çekinmesinler. Orada, burada onları bekliyoruz her zaman.